Dostlar hepinize sevgiler, saygılar. Yeniden yine bir alışveriş deneyim videosuyla karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Yeniden diyorum çünkü baya bir hakikaten alışveriş deneyim videosu yaptık. Neyse lafı uzatmayayım bazıları kızıyor. Dostlar hepsi burada.com ve GPN teknolojiye buradan teşekkür ediyorum. Tanımıyorum etmiyorum. İki tane notebook aldık. Çok güzel bir şekilde kargoladı ve hızlı kargoladı. Burada da bakın HP Türkiye garantisi var dediler ki asistana da sorduk. Doğruladı. O yüzden bu HP'ye gittik. Nereden aldık? GPN teknolojiden aldık. İki tane notebook aldık. İki ayrı video çektik. Bir de Asus'umuz var burada. i5'imiz var. Evet dostlar. Şimdi firma ürün hakkında ne bilgi vermiş? Bize bir aktaralım. Şöyle bir özelliği vereceğim size. Buradan yavaş yavaş geçiyorum. Bakın. 15 SFQ 2038 NT. DDR RAM var üzerinde. 39.6 santim, 15.6 inç bir görüntüsü var. Ekran 1920 x 1080 piksel, 11. nesil. Onu da aktaracağız. Intel Core i3 işletim sistemi, Windows 10 olarak ne yapıyor bize geliyor dostlar. Aşağı inelim. Her yere götürün diyor. Evet, kibar bir alet. Yakında göreceksiniz. Pili deneme fırsatı olmadı. Günlük işleriniz için güvenilir performans dürüst olmalarına sevindim. Günlük işleriniz için güvenilir bir performans sağlayabilir ki edit bile yaptık. Dostlar videonun devamında izleyeceksiniz. Editte de performansını sizlere aktaracağız. Yani i5 ile i3 arasındaki performans. Tabi RAM 4 GB birisinde diğerinde 8 GB ama olsun. Full HD ekran demiştik. Asus'a göre daha parlak bir ekranı var. Yansım önleyici panel hakikaten güzel de bir 256 GB olsa SSD'si var. Size aktarayım. Ben oldukça beğendim. Burada genel özellikler var. Bir de şuraya gidelim dostlar. Ondan sonra ne yapacağım? Ürünü açacağım. Bellek kızı 2666 MHz. Bu RAM'in belleği. Ethernet var demiş. Ben Ethernet göremedim. Onu size aktarayım. RJ45 ben görmedim. Bellek yuvası 2. Bluetooth özelliği var. Cihaz ağırlığı 2 kiloya yakın bence. Çünkü Asus 1.8 kiloydu. Bu 2'ye yakın. Bu tabir de güzel olmamış. Tam ağırlık verilebilirdi. 15.6 inçti. Yine fazladan vermişler. Ekran kartı dostlar paylaşımlı maalesef. Onboard yani. Intel ekran kartı var üzerinde. Bakın Ultra HD grafik diye geçiyor. Dahili bir ekran kartı. Full HD ekran özelliği evet var. Ekran panel tipi verilmiş burada. Onu aktarayım size. 60 Hz bir ekran yenileme özelliği var. Resmi distribütör garantilenmiş. İşlemcinin keşi 6 MB. Bakın 11. nesil. Intel Core i3 11 15 G4 Sizlere bu G'yi de açıkladık. Asus'ta da açıkladık. Onu da birazdan yukarı çıkıp aktaracağım. Original Windows Home geliyor. Q Türkçe klavye. 256 GB bir neyimiz var. SSD hard diskimiz var. Burada da bilgileri aktarmış. Şimdi ürünü açmadan önce size şunu aktarayım ben kısaca. Asus'ta detaylı verdik. Bunu da biraz yüzeysel anlatacağım. Bakın. Marka model dostlar. Değil mi? BMW X5. Örnek veriyorum. Anladın mı? Veya Opel Astra. Değil mi? 1.6 gibi düşünün. Intel marka. Kore model. i3 dostlar versiyonu işlemcinin modeli diyelim. I3, I5, I7, I9 gidiyor. 11 nesil. 15 SKU number diye geçiyor. G. Dostlar şuradan size hemen G'den bir örnek vereyim. Kırmayayım. Orta ve üst sınıf daha az tüketimli işlemciler. Dostlar ki i 5'te G'ydi zaten. I5'imiz şu şekildeydi. Bunları ifade ediyor. Dostlar izleyelim. Ne yaptık? Ürünü açtık, kutuyu açtık, yanları gösterdik, panelleri, slotları gösterdik. Bir de işlemci ısısını sizlerle beraber test ettik. İzlemeye devam, yayına devam. Evet dostlar gördüğünüz gibi ürün geldi masanın üstünde kutuyla geldi. Henüz daha açmadık. Beraber açacağız. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Sadece karton bir kutu gibi gözüküyor ama umut ediyorum ki içinde korunaklı bir yapı vardır. Arena logosuyla geldi. Arena'yı bilen bilir. Penta Arena, bir yılların toptancısıdır. Bilgisayar toptancısıdır. Daha doğrusu dağıtıcısı, ithalatçısı diyelim dostlar. Büyük markalar GPN gönderdi biliyorsunuz. Girişte size bilgileri vermiştik. Hadi şimdi gelin kutuyu beraber açalım ve ürün neye benziyor hep birlikte bakalım. Dostlar notebook'u çıkartayım. Evet, içeride strafor yapmışlar. Notebook'u çıkarttım sağ kısım adaptör ve power kablosu içeride bir kurulum yönergeleri var. Nerede ne var ondan bahsediyor. Kutuyu koyalım. Evet. Hafif ve kibar bir alete benziyor. Alt kısımda kullanım kılavuzu her ithalatçının dışarıdan getirmiş olduğu ürünü bu şekilde bize takdim etmesi gerekiyor. Garanti belgesi Türkçe ve kullanım kılavuzu. Dostlar yasalarımız bunu ön görüyor. Zarar vermiyorum. Yavaş yavaş çıkartmak istiyorum. İade konusunda dediğim gibi poşet bile bizler için önemli. Evet dostlar ürünü hızlı bir şekilde açtık. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda sol tarafa da bir Asus koyduk. 15.6 inç yine. Niye koyduk? Kıyas yapalım diye. İki markayı kıyaslamıyoruz. Sadece hani sizler de görüntü olarak bakın diye Asus'u koyduk. Ki Asus'un da i5 biliyorsunuz bu Asus. Onun da tanıtım videosunu sizlerle paylaşmıştık. İzlemeyi unutmayın. Evet gelelim HP'mize. Girişte bilgileri vermiş olduğumuz HP'mize. Üst kısım bu şekilde desenli bir yapısı var. Dümdüz değil. Asus'ta dümdüz bir yapı. Plastik kasa. Evet. Düşürmeyin dostlar. Düşürmeyin dostlar. Düşürmeyelim. Hafif. Evet. Asus'un biraz daha bir ince tasarımı var. Ve biraz daha çok az kasa olarak HP'den ufak diyebiliriz. Amblemden bahsettik. Arkaya geçelim. Arkada da yine aynı kabartmalı desen tutmayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Ve altta bakın görmüş olduğunuz gibi havalandırma kısmı var. Yani bunun sağında, solunda dostlar CPU fanı için, işlemci fanı için bir çıkış yok. Bu durumda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakın solda daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz bir stand alıyoruz. Notebook standı. Bundan memnunuz, kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Asus'ta kullanıyoruz ki Asus'un işlemci fanı bakın fan çıkışı sol yan tarafta. Ona rağmen kullanalım dedik ki altta da bakın yine bir çıkış yeri var. Fakat CPU fanı işlemci fanı buradan çıkış yapıyor. Mutlaka alın demiyorum. Takdir sizlerin. Fakat stand bu durumda aşağı kısımda olduğu için havalandırma faydalı olacaktır. Şimdi Biraz yakınlaşalım. Yakından slotlarımızı görelim. İzlemeye devam. Bu arada üst kısım dipnot olarak düşeyim. Biraz iz bırakmaya müsait. Şurada birkaç tane gölge gördüm. Umarım silince geçer. Ha belki deneniyordur dostlar. Günaha girmeyelim. Bunlar denenip gönderiliyor olabilir. Zaten üstünde bahsetmiştik. Windows 10 işletim sistemi ücretsiz olarak geliyor. Orijinal lisansla. Evet, sol yan kısım. Arkalara bakmayın. Arkalarımız boş, ön boş. Sol yan kısımda görüldüğü üzere adaptör girişi ki adaptörü göstereceğiz. Klasik adaptör. Ama küçük bir giriş yapmışlar. Burada bir LED var. O LED ne işe yarıyor? Batarya şarj olurken kırmızı yanıyor ve size bataryanın durumunu gösteriyor daha doğrusu şarj olduğunu size kırmızı ışıkla aktarıyor. 2 tane USB slotumuz var. USB slotları oldukça sert. Biz Asus'ta da onu gördük. Bunda da onu gördük. Yani kolay kolay çıkmıyor. Güzel. Sert yapmışlar. Öyle laçka bir girişi yok. Peki sağda ne var? Hep beraber sağa bakalım. Notebook'un sağında yaşasın dostlar. Asus'ta olmayan SD kart reader bölümü mevcut. Asus'ta ne var? Micro SD kart reader var. Sadece Micro SD kart yani küçük SD kartlar için ne yapmışlar? Kart reader koymuşlar. Keşke Asus'a da böyle büyük bir SD kart reader koysalardı. Çok faydalı olurdu. Onun yanında ne var? 3.5 milimetrelik bir jack girişi var. Bu şu anlama geliyor. Kulaklıkta, mikrofonda aynı jacktan kullanılabiliyor. Ki Asus'ta da o özellik var. Sadece 3.5 milimetrelik bir jack girişi size hitap ediyor. Sağa geçelim. Bakın HP'ye de kızıyorum, Asus'a da kızıyorum. Asus'ta da, HP'de de ürünü açtığınız zaman, çalıştırdığınız zaman ön tarafta maalesef bir tane bile led yok ki maliyeti 5 lira tutmaz. Bu ledleri ne yapmış arkadaşlar? Yan kısımlara koymuşlar. Bakın power'a bastığınız zaman bu led yanıyor. İşlemci demeyeyim hard disk işlem yaptığı zaman da şu yanındaki led yanıyor. Bilginiz olsun. Keşke ön tarafa küçük bir led koysalardı. Gelelim bu girişe. Type-C to Type C diyelim. Yani birçok telefon artık biliyorsunuz Type C ile çalışıyor. Ve aksiyon kamerası yine Type C ile data transferi yapıyor. Bu slot sayesinde bir kablo satın alıyorsunuz dostlar. Kablolarda kalite kalite. Cep telefonunuzdan, aksiyon kameramızdan ne yapıyorsunuz? Type C'den Type C'ye yani tip C'den tip C'ye aktarım yapabiliyorsunuz. Yanında da herkesin bildiği gibi, birçoğunuzun bildiği gibi diyelim. Birçoğu da bunları biliyordur ama aktaralım bilmeyenler için. HDMI çıkışı var. Evet slotlar bundan ibaret. Slotlarımız keşke dedik USB 2 tane değil de 3 tane olsaydı Asus'ta 3 tane. Dostlar artı bir ne fark eder demeyin. Birçok şeyi fark ettiriyor. Mouse'unu koyuyorsunuz, onu koyuyorsunuz, bunu koyuyorsunuz derken USB yetmiyor. E ne yapacaksınız? USB hap alacaksınız. O da hoş durmuyor. Gelin klavyeye bakalım. Dostlar hazır <laughs> flash'ımız açıkken Klavye güzel. Ne mutlu ki sağda namlak kısmı var, numaratör kısmı var. Numaratör kısmı da normal klavyeler gibi işlevsel. Enter'ımız, artımız, eksimiz oldukça güzel. Peki. Ben neyi eksik gördüm? Tuş hassasiyeti Asus gibi. Çok fazla sert değil, çok fazla yumuşak değil. Çok hızlı yazıyorsanız biraz ses verebilir ama bu sesler de makuldür. Sadece ok tuşlarında yukarı ve aşağı ok tuşu beni biraz düşündürdü. Biraz küçük yapmışlar. Parmağı büyük olanlar ne yapabilir? Zorlanabilir. Fonksiyon tuşlarımız var. Aktif bir şekilde power düğmemiz sol üstte. Gördüğünüz gibi mouse'umuz da burada bizlerle ne yapıyor? Buluşuyor. Eski tip çipli değil. Sağ sol düğmesi yok. Bunlarda biliyorsunuz. Sağ klik, klik sol klik. Normalde ne yapıyorsunuz bu şekilde işleminizi yapabiliyorsunuz ki kaydırma işlemi de bu ürünlerde var. Asus'ta da zaten onun aktarımını yapmıştık. Ekran evet ekran önemli. Ekrana umarım flash sorun yapmaz. Yaparsa da ne yapacağız? Flash'ı kapatıp ekranı göstereceğiz ki birazdan Asus'la bir karşılaştırma yapacağız. Ekranımız bu şekilde üstte kameramız var. Bir mikrofon gibi gördüm ben. Mikrofon yeri de var. Yani harici değil, dahili bir mikrofon var gibi geldi bana. Evet. Hoparlörler ekran testini Asus'ta yan yana koyup aynı masaüstü görüntüsüyle size aktaracağız. Yukarıda da hoparlör için bakın bölümler var. Onu da size aktarmış olalım. Evet, şimdi gelin ekranları bir test edelim, kıyaslayalım. Ondan sonra da videoyu biraz daha devam ettirip birkaç bir şey daha gösteririz. Sonlandırmaya çalışırız. izlemeye devam. Evet ekranlar karşımızda görmüş olduğunuz gibi. Solda Asus, sağda da HP'miz var. HP bize daha parlak gibi geliyor. Tabii ekran farkı da var dostlar. Mümkündür. Soldaki ekranımız Asus'un ekranı bizim mat bir ekran. Fakat nedir? Güzel bir ekran, gözleri yormayan bir ekran. Sağdaki de bence güzel bir ekran. Yine gözleri yormam, yormayan bir ekrana sahip. Biraz önce şunu e, gözlemledim. Şuna dikkat ettim. Asus'la HP'nin açılışı maalesef aynı zamanda olmuyor. Asus'un açılması daha hızlı oluyor. Bunun sebebi nedir dostlar? Hem işlemci farkı hem RAM farkı. Tabii ki bunlar etken. İkisinde de zaten SSD hard disk var. Fakat enteresandır Asus'un e, ne yaptık tanıtımında gösterdik. Asus'un SSD'si oldukça iyi okuyor. Şöyle bakın HP'miz sağda artık ona yoğunlaşalım. Şu şekilde. 15.6 inç bir ekranımız var. i3 işlemcimiz var demiştik. Dostlar Programlara kısa bir göz atalım. Bastık. Şuna dikkat ettim. Ofis var üzerinde. Bir de ofisin üstünde de ne var arkadaşlar? İçinde diyelim. Üstünde demeyelim. Akses var. Normalde bu deneme sürümü olabilir. Akses önemli bir program benim için. Ben programlamaya neyle başladım dostlar? Aksesle başladım. Gerçi evlendikten sonra bırakıyorsunuz o işleri de unuttuk gittik. O olsun. Booking.com demiş, Cortona demiş. Excel'imiz var bilimler HP'nin bakın yardımcı asistan programları var. açarsa yönetici açsın diyor ki biz normalde yöneticiyiz. Audio Center var, Audio Switch var, dokümantasyonlar var dostlar. HP Smart var. Bir bakalım. Bu HP Smart'ta da ürününüzü kaydettirebiliyorsunuz. Evet şimdi de sistem ayarlarını göstermek isteyeceğim. Sistem bilgilerini göstermek istiyorum size aygıt yöneticisinden. Fakat ne yapacağız dostlar? Hazır diyorum girmişken bir de bilgisayara bakalım. diskten bir bilgi verelim size. 256 GB SSD diyor. SSD çok mükemmel bir teknoloji. Yaklaşık bir 6-7 sene önce tanıştım. Ya eski dediğiniz bilgisayarları bile ayağa kaldırabilecek bir teknoloji. Farkı nedir? Normal bir e, 7200 RPM diyelim. 5400 RPM bir hard disk. Örnekleme yapalım. İşte saniyede 50 MB okuyorsa dostlar bunlar onun 10 katını okuyor. Yani normal bir hard diske göre 7200 5400'e göre ister 2,5'luk olsun hard diskiniz ister 3,5'luk olsun daha hızlı okuma yapıyor. 10 kat diyelim. Daha hızlı yazdığı için ve okuduğu için ne oluyor dostlar? Windows'u daha iyi okuyan, veri çeken bir bilgisayar daha hızlı açıyor. Veya oyun değil mi? C'ye kuruluyor. Ne yapıyor? Daha hızlı okuyan ve yazan bir hard disk bu oyunu da size daha hızlı oynatıyor. Daha performanslı oynatıyor. Bana göre yüzyılın teknolojisi. 256 GB demiştik. Şimdi kimileriniz diyecek ki ya arkadaş burada 237 GB var. E ben alıyorum nerede bunun gerisi? Hangi hard disk alırsanız alın. ister normal hard disk'leri alın ister SSD'leri alın dostlar. Bu hard disklerde biliyorsunuz sanal hard disk. İçeride kendisi var SSD'nin. Eksoz yok. Değil mi? Herhangi bir pencere yok. Yani sizin çöp kutusuna gönderdiğini alıp da kasanın dışına atacak bir mekanizması yok, değil mi? O zaman ne yapıyor? Hard disk silmiş olduğunuz dosyaları dışarı atamayacağına göre, değil mi dostlar? kasanın dışına atamayacağına göre, kendi dışına atamayacağına göre belli bir sırayı bizden araklıyor ve silmiş olduğumuz dosyaları da o arakladığı bölgeye yok mu sıraya, bölüme sıkıştırarak öyle bir sıkıştırma formatı var ki oraya atıyor. Hani bazen sileriz böyle dosyalar arkadaş ya ben dosyayı sildim değil mi? Resim video sildim nasıl geri getireceğim ki ben 10 tane 15 tane o programla uğraştım. Onlarla çalıştım. Format atılan ne yapıyoruz? Hard diskten bile 50 defa da atsanız bilgileri ne yapıyoruz? Geri geri getirebiliyoruz. İşte birçok e, bilgi de nerede oluyor? O saklanan sahada oluyor. Yani ayrılan sağ diyelim. Saklanan değil. Gerçi saklanmış da bakın. 256 GB 237 diye karşınıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Yani sil tekrarlayalım. Son kez aklımızda kalsın. Silinen dosyalar bunda buharlaşıp gitmiyor hard diskin dışına da çıkmayacağına göre silinen bu dosyalarımızı, sanal dosyalarımız ne yapıyor? O sığaya buradan bizden araklamış olduğu sığaya atıyor dostlar. Biz de onları görmüyoruz. Hadi şimdi gelin bir aygıt yöneticisine bakalım birlikte. Umarım görebiliyorsunuzdur. A bağdaştırıcısı Bluetooth device varmış yasasın. Onu gösterdi. Evet VPN adaptörü var. Realtek'in bir PCI Express adaptörü var dostlar. Wireless'ımız var. Mini port olarak geçmiş. Gördüğünüz gibi. Ama bu Realtek bizim Wi-Fi olarak geçiyor. Çünkü üzerinde onu da aktaralım. Geri gelmişken RJ45 yok. Ne demek RJ45? Ben kabloyla, Ethernet kablosuyla bu bilgisayara internet bağlayamam. Wi-Fi ile bağlarım. Daha değişik çeşitleri var. Daha doğrusu ayarları var. Yani USB üzerinden de ne yaparsınız? Bir USB Ethernet kartı alıp bağlayabilirsiniz. Bilgisayar x64 tabanlı demiş. Bluetooth'u göstermiş. Depolama birimine baktık. Bakalım NVMe diye geçiyor. Burada depolama birimi gösterilmiş. USB iki tane var demiştik. Üst sıfırı destekliyor. Görüntü bağdaştırıcısı Intel Ultra HD Graphics demiş dostlar. Onu da bilginiz olsun. Yani ne dedi bu? Paylaşımsız değil, paylaşımlı. Yani reminizden araklayan bir ekran kartıdır. Ne yapacağız? HP ile görüşün. Mümkünse kasayı açmak gerekecek. Bu da pis bir olay notebooklarda. 2 yıl garanti veriyorlar. Kasayı açamıyorsunuz. Bu bana göre 8 GB'ı hak eder. 8 GB iyi olur kameramız burada yine HP'nin Vision diye bir HD kamerası. Monitör, piller, sesler yine burada ses video. Bu şekilde ne yapmış? Göstermiş. Ses denemeye kalkıyoruz. Müzik koyuyoruz. Arkadaşlar enteresandır. Telif hakkı istiyor YouTube. Ben de bunu anlamadım. Sanki adamların adına biz burada bir şeyler yapıyoruz. Sesi de, hard diski de, remi de ne yapalım dostlar? İlerleyen zamanda yine deneyelim bench parkımızı, hız testimizi yapalım. Onu da ayrı bir videoyla sizlerle paylaşalım. Bir kutu açılım videosu olarak görün. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. 9 videoya geldik geçiyoruz. Sadece böyle notebook tanıtmıyoruz dostlar. Bunları arada bir tanıtıyoruz. Alışveriş deneyimleri, tekne, tekne aksesuarları, otomobil, otomobil aksesuarları elimizden geldiğince amatör deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.